Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ya Marko varken farklı oynuyor savunmada. Yani yine pozisyon oluyor da yani farklı oynuyor. Daha çok Yani o çok Marko'luk bir iş değil de daha çok orta saha meselesi olarak düşünmek gerekiyor. Taylan Berkan'ın olduğu bölgeye biraz da Çikil o Morutsan yardım edince orasının geçirgenliği düştü ve Arkaya daha az şeyle sarktılar, daha az adamla geldiler. İşte o penaltı girişimi, bir Cengiz'in uzaktan denemesi, birkaç tane seken top. E, oyun biraz bizim ülkede Galatasaray'ın, e, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, yani Trabzon'un başına gelenler ve Galatasaray biraz Marsilya'nın başına getirdi hmm. orada. Yani. Daha savunma ağırlıklı oyunla. Evet olasılık oyunu oynadı. Yani bir iki tane gidersek ki gitti. Kerem'in götürdüğü top devamında hakeme takılan pozisyon. Yani hakem orada birkaç kere aynı yerde bulundu ve bir kere bir bizim iki üç kere de onların e, şut alanını kapattı. Bir de onu geçmek gerekti orada. O, e, o nedenle o nedenle şansal Büyükan'ın hani penaltı iptal ederek hakemliğini kurtardı ifadesini not ediyordur UEFA'daki hakem değerlendirmecileri yani orada duruyor. Tam yayın üstünde ki topun en çok ya ihtimal olarak sekebileceği yerler o bölgeler. Yani Fenerbahçe'nin vuruşları düşün ya yani. Fenerbahçe maçında hep o bölgelerden şutlandı ya. Vuracak orada Halil'le de o değil mi? Kerem'den dönen Aynen. topa. Önün, önündeydi yani. yani çocuklar ne yapsın? Aynen. Bir de onu geçmek zorunda kaldı orada. Yani biraz puanını kırarlar onların Bence de. UEFA merkez hakem kurulu var mı öyle bir şey bilmiyorum da kırarlar ee, iyi diye oyun ee, yani bir deplasman oyunu olarak e, bir puan oyunu olarak e, gayet e, doğru planlanmış doğru planlandığı gibi de doğru uygulanmış bu, bu arada da herhalde Markov tartışması Markov ahlaki tartışmayı da e, bırakmıştır diye düşünüyorum insanlar hani o başta demiştim ya yani böyle böyle olur ama yani başta böyle bir heyecanla insanlar hadisenin üzerine giderler. Lakin oyuncunun yerine şu anda Galatasaray'da hakim edecek, oraları onaracak kimse olmadığı için e oynadıkça e şey yapacak. Fark yani, ediyor Cemal. Talep artacak orada. Tabi i̇şte, orta sahaf kurgusu da var. Senin dediğin gibi de marka olmayacak ki savunma kurgusu fark ediyor. E yani. tabi onun orada olması orta sahayı rahatlatan e efendim savunmadaki diğer e ögeleri birbirine bağlayan bir duruma yol açıyor. E daha çok antrenman yapmış bir oyuncu dolayısıyla yani takımın ne denir gediklisi denir. Galatasaray açısından doğru planlanmış maçı doğru oynadık dedik ama 3 tane ülkemizin İstanbul oligarsisinin 3 takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gol atamadılar. Evet. Yani hiç kimse onu söylememiş. Doğru söylüyorsun. Bak hiç ben öyle hiç düşünmemiş. kimse yazmamış etmemiş. Hakikaten yani. ha. Gol atamadılar yani. Bak hep böyle genel Ama transfer transfer döneminde havalarda uçuşuyor iddialar yani. Uçuşuyor. öyle de oldu, böyle de oldu, şöyle de oldu. İşte o geldi. Bu gelirse şöyle olur. Bu oynasaydı. Hakem orada onu çalsaydı. Bak gözüm üzerinde. Yani gol atamadın işte üç tane maçta. Yani. Yani bu Başka, maçta bu maçta bekliyor muyduk? Yani Türkiye'de Galatasaray'ın başına gelenleri Marsillan'ın başına getirdi. Kapandı, bekledi, birkaç tane çıkış pozisyonunu aradı, çıktı atamadı, çıktı atamadı. Daha da az da pozisyon verdi. Yani, ya dik oynamak yerine oyunu sürekli sete çevirmesi gerekiyor demişti de Gökhan Bey. Yani bu kimin? maçta için söylüyor, Hani kapandı dedin ya sen. O da yazmış da Gökhan Bey. Yani öyle oynarsan daha çok pozisyon vereceksin. Ya yani bir de işin o tarafı var Gökhan Bey. Ya yani şimdi sonuçta... hani maçı kazanmaya oynadı mı Galatasaray? E oynadı yani kazanıyordu. Yani işte iki tane 3 iki tane gol olacak pozisyonu var. Hı. Değil mi? Yani Hı. bir Kerem'in girdi, bir tane daha var. Bir belki Boyen zorladığı pozisyon hani eline çarptı, çarpmadı anları. Biz böyle şeyleri seviyoruz. Yani maç planı kazanmak üzerineydi. Kazanmak için önce kaybetmeyeceksin yani bir gol yememe üzerine, e, geride kalmama üzerine bir plan olacak. O plan uygulandı. Ha şimdi ofansif yönde neler olur? Diyelim ki o bu, burada bu maçı böyle oynayabilir misin işte esas sorunu. Burada mı? Ha, bu takımla burada oynayacak ya. Hı. Böyle oynayabilir misin? İzin verir mi toplum? Yok böyle oynarsan e, çok büyük tepki alırsın. Orada oynayabilirsin. Ama burada oynayamazsın. o zaman da başına Fenerbahçe'nin başına gelenler gelir ama. Oda kulağının bir kenarında marangoz kalemi gibi dursun. Marangoz kalemi kulağın arkasında ilk... durur böyle alır böyle çıt diye. dursun kulağın arkasında. Yani. O da çok ilginç ya. Ee, gol olma neydi? Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısına göre gol beklentisi var ya. Hmm. Mehmet Ayan'la da konuşmuştuk. O istatistikle mesela Fenerbahçe grupta en yüksek ortalamaya sahip takım şu anda. Evet. Gol beklentisinde ama sonucu ortada. Öbürü de azmış. 2.20'ymiş. E, 3.27 Olympiakos, Olympiakos 3 27. Bakın 3 27 canım. mi? 2, 29 Frankfurt, 5 25 Fenerbahçe, 2 62 Antwerp. Şeyde, nasıl hesap ediliyor bilmiyorum. Maç kaç kaç bitmiş o beklentiye göre? Neredeydi o? Bir yerde okudum sabah. He, Galatasaray 0 86. Yok. Nasıl Lokomotiv ölçü? Bir 1, daha 15. söylesene bakayım. Bir daha söylesene. Abi bak şimdi Olympiakos ha. 5 gol attı, 1 gol yedi. 6 puanla gidiyor. Yok girdi. yok gol beklentisini beklentisi neymiş 3 27 Olympiakos. Bu maç için. Ortalama bu herhalde ya. Evet. Bu maç için çünkü fanatikte okudum 2.20. Yok yok bu iki maçın ortalama. Olympiakos'un 2.20 xg'den 3 gol çıkartmış. Beş, şey Fenerbahçe e, çarpı g verisi xg çarpı g nedir bilmiyorum ben anlamıyorum bu işlerden. 2.25. Tamam Galatasaray'ın 0.86 burada. Bende var ikisinin de listesi. Ya yani bilmiyorum nasıl hesap ediyorlar herhalde bahis algoritmaları bunlar. Ne olabilir bilmiyorum ben de çok iddialı konuşmayayım. Yani. yani öyle gol beklentisi dedim bahisçilerin ufkunu açmak için at yarışındaki galoba benzeyen bir şey bu. Yani Marsilya öyle Tek başına atı, atı koşturuyorlar var? ya. Tek başına at sabah idman yapıyor. Kronometre tutuyorlar. Sonra at bir çıkıyor. Yarışıyor. Yani diğer atlarla yarışıyor. Bir attan hoşlanıyor. Bir attan hoşlanmıyor. Biri sinirini bozuyor şeyden çıkamıyor, starttan çıkamıyor. Orada takılıyor 3 boy, 2 boy, 5 boy geride kalıyor. Sabah akşam galopu gidiyor. Ama galop da se yarış severe. Ha bay şey demiyorlar onlar. Yarış sever Yarış severe, doğru. Yarış severe bir ufuk veriyor işte yani. Bilmem şu oran, bu oran diyor. O da ona göre bir at tercih ediyor bizim Salihler Ercan hayatlarında çalıştıkları o derslere çalışsalar da o çalıştıkları Oo. kadar nerede olurlardı şimdi? Bugün belki de Aziz Sancar'ın yerinde olabilirlerdi. Yani neyse hangi işin yani ona benzer bir yerde olabilir. Öyle titizlikle çalışıyorlar ki e, burada da herhalde böyle bir veridir. yani. yani şey. Serkan Bey yazarları okuyorsunuz. Duvar ördük, top göstermedik yazmışlar. Maç boyunca Marsilya'nın altı net pozisyonu var. Ben başka var mı o maç kadar mı istedim? Cengiz de çok etkili oynadı. Yok ki altı pozisyon yok ya. Altı Volkan var. Eren yazmış. İşte herhalde o direkten dönen var ya. Cengiz'in pozisyonu var, arka pozisyon var, o pas pozisyonu var eee yani bir iki tane hakem 11 bir 11'de 3 gözüküyor. 11 gözüküyor. Ama %64 topla oynama. Ligde de Bülent Simurlengin dediği gibi %64. Ya bir kere maç berabere bitince bir duvar ördük yazılıyor ya. Artık onlar şey yani. Hmm. Kırşehir olayların olaylarından ya da Orta Anadolu'dan birbirine bağlı Türküler oluyor. Yazılıyor işte berabere bitince. Yani işin ofansif yönüne biraz daha ilmek gerekiyor. Biraz daha bakınmak gerekiyor. Ne yapacağız oraları? Nasıl gidereceğiz? O belli ki Jack ne değil o. E, Kerem mi? E Ondan da çok emin değiller. E, Halil mi? E, ondan da emin değiller. Ama üçünden bir şey çıkartmak gerekiyor. Üçünden. Hı. Mümkünse Morut sana ve Çıkıldağ'ı alan açacak. E, forvet hareketliliği, ön taraf zenginliği, şablonlar, bol paslı içeri sızmalar, mümkünse boş kaleye atmalar. Bunlar da hep antrenman olacak Aynen işler. Öyle. Daha yeni diyelim bu takıma, yeni ve genç takım diyelim de biraz. Anlayışlı olalım. Gol atamadı diyorsunuz da Yatamadı. gol de yemedi iki maçta. Bence Avrupa'da önemli olan bu diyor Ahmet Kozan. İki maçta gol yemedi. Hangisi? Galatasaray. I. Ben üç takım gol atamadı dedim. Evet, yani Galatasaray için Galatasaray Galatasaray söylemedim ki. olduğu için bakıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray gol atamadılar dedim. yani Galatasaray atla atmadı Hayır, gol yedi yedi. O Galatasaray'a yani. uyarlamış onu. Yani ben onu söylemedim uyarlayabilir. Uyarlıyor ona ne dersin? yani? Hiçbir şey demem ne diyeceğim. Avrupa'da yemedi se işte, yemedi Rakam yemedi diyorsa yedi mi diyeceksin yani yemedi ben benim söylediğim başka bir şey burada kıyamet koparıyor üç takımın taraftarları yöneticileri teknik adamları yeri geldiğinde gol atamıyorsun işte.